أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, şimdi bugünkü dersimizde mantık-ı nev'in çeşitlerini, yani mantıkta nev dedikleri o zat-ı küllinin ne gibi çeşitlerinin olduğunu, yine tabii mantık itibariyle onlara değinecek. Sümme inne nev'a nev'a yutlaku ala kema yutlaku ala ma zikira. Bu zikir ettiğimiz manaya, yani kulliyün mekulun ala kesirine muhtelifine bil adedi dûlel hakikati fi cevabi ma huve. Bu manaya, bu mefhuma zikir edildiği gibi, kezalike bunun gibi, yutlaku ala kulli mahiyetin, yuqalu aleyha ve ala gayriha el cinsu fi cevabi ma huve kavlen evveliyyen. Kezalike yani bunun gibi, yutlaku bu nev'e itlak olunur, ala kulli mahiyetin, her mahiyet, yani her hakikata, ki o hakikat ki, yuqalu aleyha, o hakikate ham edilir. Ve ala gayriha, ve
Oldu mu şimdi? Hemen size. Görüntüye Allah korusun. Peki ekran paylaşımı bulduk. İşte burası. Böyle olmuyor. Ve Niko çıraslıydı. Niko yerine dakikaya dengi var. Ama şey yok. Ekran yok. Şimdi bakalım. Olacak mı? Ben şöyle girelim. Şimdi oldu. Evet. Ve ellem yekun muratteben, eğer böyle bir tertip neviler arasında böyle bir sıralama yoksa nasıl bi la yekun fawqahu ve la tahtahu nev'un, mesela bir nev ne altında ne üstünde nevi yoksa kel akli, mesela akıl gibi, ki buna nev-i müfred diyorlardı. İn furidal cevheru cinsen lehu, eğer akıl için cevherin cins olduğu, yani bu ihtilaflı mantıklılar ve felsefeciler arasında ihtilaflı bir konudur. Eğer aklın cinsinin cevher olduğu kabul edilirse o zaman fevven nev'ul mufradu, bu nev'i mufrad olur. Çünkü bunun altında cins olduğu için nev kabul edilir. Ama altında, onun üstünde daha doğrusu, üstünde cins, cevher olduğu için nev kabul ediliyor. Ama altında bu manada bir şey olmadığı için efendim söyleyeyim, nev-i müfred kabul ediliyor. Evet. Feli kullun minel cinsi ve nev-i meratibu selâfetun bi itibari tertibi. Hem cinsin hem nev'in, ki yukarıda da söylemiştik, üç mertebesi var sıralamaya göre. Nedir? Bir, cins için cinsi safil, mesela hayvan gibi, cinsi mutavassıt, cismi inami, cismi mutlak gibi, cinsi âli, cevher gibi ve bu cinsi âliye de cinsül ecnas denir. Bu cinslerin sırayla olan tertibi. Nev'de de nev'i safil insan gibi. Ki bu nev'i safile nev'ul enva de denir. Bak, cinsin tersine. Cinste en üst cinse cinsül ecnas deniliyordu. Çünkü onun altında cinsler vardı. Ama bu nev ise nevilerin altına girdiği için ona nev'ul safil olan nev'a nev'ul enva denir. İnsan nev'i safildir, nev'ul enva. Ama hayvan, cismi nami ve cismi mutlak. Bunlar nedir? Bunlar nev'i idafiyedirler. Ve en üst olan cismi mutlak nev'ul ali kabul edilir. Evet. Böylece üç mertebesi her birisinin oldu. Ve vahidetun bi ademihi. Ve şayet böyle bir tertip yoksa, ki mesela akıl için bu söyleniyor, o zaman mertebesi yoksa cins bir tarihtir. Mesela akıl, ya eğer cevheri onun cinsi kabul ederseniz akıl nev-i müfred kabul edilir. Yok cevheri onun cinsi değil deseniz o zaman o cins ve cinsi müfred olur. Evet. Sümme innen nev-i safile,
bu beyandan sonra Safi'nin de mesela insan gibi yubayinu cemi'i maratibil ecnas, bütün cinslerin mertebelerine, yani mefhum itibariyle zıttır. Yani nev-i safir ile bütün cinsi mertebeleri, ister cinsi safir olsun, ister cinsi mutavasıt olsun, ister cinsi ali olsun. Bu cinslerden hiçbirisiyle nev-i hakiki bir arada buluşamaz. Çünkü nev-i hakiki de esas olan arkadaşlar, onun mahiyetleri müttefik olanlara mutlak olunmasıdır. Nev-i hakiki. Mesela insan gibi, insan mahiyetleri müttefik olan Zeyd'dir, Amr'dir, Bekir'dir, onlara itlak olunur. Evet. Cins ise alt cinsten tutun üst cinse kadar bütün onlarda da esaslardır. Mahiyetleri muhtelif olanlara itlak olunmasıdır. Mahva sorusunun cevabında. Bundan dolayı diyoruz ki nev-i safir olan nev-i hakiki ile cinsin tüm mertebeleri arasında mübayenet var. Hiçbir yerde buluşamazlar. Fehva, o nev-i hakiki yemteni'u kevnuhu cinsen. Nev-i hakiki olan insan mesela, onun cins olma imkanı yok. O imkansızdır. Dolayısıyla burada ayrıldı. Nev-i hakiki ile cins birbirlerinden ayrıldı. Yani hiçbir maddede nev-i hakiki ile cinsin buluştuğu bir madde yok. Onun için diyoruz ki aralarında mübayenet var. Zaten mübayenet tebayünü öyle açıklamıştık. Aralarında hiç buluşmanın, bir araya, bir arada olmanın mümkün olmadığı şeyler arasında mübayenetin olduğunu söylüyoruz. Ve innel cinsel aliye, cinsi ali mesela cevher gibi, cevher. O da yubayinu cemi'a maratibil enva'i, o da nevilerin tüm mertebelerine, yani hem nev'i aliye, hem nev'i mutavassıta, hem nev'i safile, nev'i enva'a aykırıdır. Neden? Çünkü cinsi alinin üzerinde bir cins yok ki ona nev'i idafi denilsin. Onun üstünde bir cins olmayacağına göre, şey olmadığına göre o cinstir ama nevi değildi. Zaten nevi bu safir olamaz, nevi mutavassıt olamaz, nevi ali de olamaz çünkü üstünde bir nevi yok. Afan, üstünde bir cins yok. Bakın o da söylüyor zaten. Yani öyleyse fevkahu cins. Çünkü üstünde cins yok. Dolayısıyla feyemteni'u kevnuhu nev'a, o cinsi âli olan cevherin nev olma imkanı yok. Bunun için ikisinin arasında, yani cinsi âli ile nev'in çeşitleri arasında mübahenet vardır. Ve inne kulle nev'in ve her nev'a, ister nev'i âli olsun, İster nev'i mutavassıt, ister nev'i safir olsun. E'ammu mimma tahtahu mutlaka. Yani her nev'i ile altındaki nev arasında umum hususa mutlak var. Mesela cinsin, cismi mutlak, cismi mutlak nev'i alidir. Onun da altında olan cismi nami arasında umum hususe mutlak var. Çünkü her nev'i safil bir yönüyle alttakine göre alidir. Ama her ali safil değil. Mesela cins cismi mutlak ali nev'edir. Ama safil nev'edir. Ali nev'edir. Ama safil nev'edir.
Çünkü onun üstünde bir nevi yok. Evet. Evet, emre femtenu ve enne ve kullu cinsin kezalike, her cins de öyledir. Yani mesela bir cinsi âli, cinsi safil, cinsi mutavassıf. Cinsi âli mesela ne diyelim, bir örnek olarak cismi nami diyelim. Cismi nami onun altında ne vardır? O cismi nami yukarısına göre cinsi safildir, altına göre cinsi âlidir. Ve bu cismi nami altındaki cinsi safir olan hayvandan mutlak surette daha âlidir. Yani ondan âmdır. Her cinsi safir bir yönüyle her cinsi âli bir yönüyle safildir. Ama her safil âli değil. Mesela hayvan cinsi safildir. Ama hayvanın altında cins olmadığı için o âli değil. Ve huve zahirun. Bu anlattığımız şekilde diyor, açıktır. Peki. Burada nevi de bitti arkadaşlar. Ve şimdiye kadar zati küllinin iki türünü işlemiş olduk. Bir cisim, iki şey cisim diyorum, cins. Bir cins, iki nev. Bir tane kaldı çünkü zati küllinin üç olduğunu söylemiştik. Cins, nev ve fasıl. Bu üçü zati külli kabul edilir. Cins ve nev'i anlattık. Fasıl kaldı, şimdi ona geçiyorum. Dövel külliyü. Külli, imma gayru makulun fi cevabi mahva. Veya külli, mahva sorusunun cevabında gelmez. Mahva sorusunun cevabında gelmez. Belki, evet, huva makulun, o zati külli, fi cevabi eyyü şeyin huva fi zati. Böyle bir soru, cevabında gelir. Mahva sorusunun cevabında gelmez. Eyyü şeyin hu fi zati sorusunun cevabında gelir. İşte buna da fasıl diyeceğiz. Vel mekulu fi cevabihi eyyü şeyin huve sorusunun cevabında iki şey gelir. Eyyü şeyin huve. El mumeyyizü zatiyyü, ki buna fasıl diyoruz. Ve huve mumeyyizü zati nedir? El mumeyyizü anil müşariki fil cins. Cinste ortak olanlardan ayırır. Mesela arkadaşlar, insan için natık fasıldır. Ve bu natık eyyü şeyin, eyyü şey sorusunun cevabında gelir. Niye? Çünkü bu natık insanı hayvanda ona ortak olan feres, himar, bakar, esed vesaire onlardan ayırır. Yani biz natık ile insanı diğer hayvanın altına giren türlerden ayırıyoruz. Dolayısıyla buna mumeyyiz-i zati denir. Ve bu mumeyyiz-i zati eyyü şeyin huve fi zatihi sorusunun cevabında gelir. Vel mumeyyiz-ül aradiyyü, bir de mumeyyiz-i aradiyyü var. Eyyü şeyin sorusunun cevabında gelen ikincisi eyyü şey sorusu. Yani eyyü şeyin huve fi zatihi değil. Eyyü şeyin huve sorusunun cevabında iki şey gelir. Bir mumeyyiz-i zati gelir. O eyyü şeyin huve fi zatihi sorusunun cevabında gelir. Bir de mumeyyiz-i aradıhi var. O da eyyü şeyin huve fi aradıhi sorusunun cevabında gelir. Ki mumeyyiz-i aradıhi nedir? Ve huvel mumeyyizu anil müşariki
fil aradil am. Arad-ı amda bir şeye müşerik olanlardan temiz ediyorsa ona mümeyze aradı. Mesela diyelim ki dah. İnsan için mümeyyize aradıydır. Çünkü dahk insanı neden ayırıyor? Örneğin şecerden ayırıyor, hacerden ayırıyor, hayvandan ayırıyor. Ki bunlar Efendimiz söyledi, hayvandan değil de şecerle hacerden ayırıyor. Çünkü onlar arad-ı amde müşterek olan şecer ve arad-ı am diyelim ki müteneffis kabul edersek, bu müteneffis arad-ı amdır. Bu müteneffisin altında insan da girer, şecer de girer, feres de girer. İşte bu bahk veya kitabet insanı bunlardan, bu teneffüs eden ferestir, himardır, bakardır, onlardan ayırır. Tabi onların diyelim ki insan ile feresin, himarın müteneffiste, arada am olan müteneffiste ortak olması, onların cinsten de ortak olmasına aykırı değil. Yani cinste de ortaktır. Mesela insan, feres, himar hepsi hayvanda ortaktırlar. Hayvan arada am değil, cinstir. Ki biliyorsunuz demin de söyledik, zati külli üç türlüdür. Cinstir, fasıldır, nevendir. Aradı külli de iki türlüdür. Hassa ve arada am. İşte diyor mümeyyize aradı ma bir şeyi neden ayırır? Arada amda ortak olanlardan ayırır. فَاِنْ قِيلَ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ فَاِنْ قِيلَ السُّعَالُ بِاَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ اَيُّ شَيْءٍ سُرُسُ فِي ذَاتِهِ ile birlikte söylense, yani اَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ فَالْمَقُولُ فِي جَوَابِهِ هُوَ الْاَوَّلِ Onun cevabında gelecek olan nedir? Efendime söyleyeyim, mümeyyize zatidir. وَهُوَ الَّذ۪ي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ اَمَّا يُشَارِكُهُ Evet. Mümeyyiz-i zati اَلَّذ۪ي Öyle zati bir küllidir ki يُمَيِّزُ الشَّيْءَ Bir şey ayrıt eder mesela. Nutuk bir mümeyyiz-i zatidir ki o bir şey olan insanı temyiz eder. Ama o fertlerden ki ferestir, himardır, bakardır, onlardan ayırır ki onlar yuşarikuhu, insana ortaktırlar, fil cinsi hayvanda. Mesela kennatıbi, natık, bin nisbeti ile insan, insana göre natık fasıldır. Vahva ve bu natık el mumeyyizu temiz eder, kimi insanı neden temiz eder? Feres, himar, bakardan. Ki onlar müşariktirler insana. Neden müşariktirler? Fil cinsi hayvanda. İşte bu cinsteki cins ki hayvan cinstir. Bu cinste insana ortak olan feres ve himardan insanı ayıran bu mümeyyiz-i zati fasıldı. Ve enkile eyyü şeyhü ve fi aradıyı eğer eyyü şeyhü ve fi zatiydi eyyü şeyhü ve fi aradıyı şeklinde soru sorulursa o zaman haliyle fasıl onun cevabında gelmez. Fel mekuru fi cevabi onun cevabında gelecek olan külli huve thani mümeyyize aradıydır. Ki bah ki vahva mumeyyize aradı ellezî öyle bir küllidir ki yumeyyizü şey'e
bir şeyi temiz eder. Mesela diyelim ki yine insanı, dah insanı temiz eder. Ama o feres, himar, bakırdan ki yuşarikuhu, onlar insana müşariktirler. Nereden müşariktirler? Fil aradil ami, aradı am olan müteneffiste. İşte vahva bu mümeyyizi aradıya da el khas, khasa denir. Ve in qila eyyü şeyin huve bila tekiyyidin. Yani eyyü şeyin huve diye soru sordunuz. Fidati ve fi aradıyı gibi bir kayıt getirmeksizin dediniz. O zaman fel mekulü fi cevabı, onun cevabında fasılda zikredebilirsiniz. Yani eyyü şeyin huve dediğimizde bu sorunun cevabında natıkun da gelebilir, hasatun da gelebilir. Evet, bu ikisi de gelebilir. Orada nokta, bitti. Şimdi vel aradul ammu, o başka bir şey diyor. Vel aradul ammu, aradı an, ki müteneffis gibi, la yasuhu lil cevabi asla. O asla sorunun cevabında gelmez. La lima huwa, ne ma huwa sorusunun cevabında aradı an gelebilir. Niye? Li en ve la li ayyi şeyin huwa, ne de ayyi şeyin huwa sorusunun cevabında gelir. Niye gelmez? Li ennel evvela, çünkü ma huwa sorusu innema yutlabu bihi tamamul mahiyeti. Ma huwa sorusu daha evvel de geçmişti. Bir mahvuva ile herhangi bir şey sorduğunuzda o şeyin mahiyetini sormuş, özünü, hakikatini sormuş oluyorsunuz. Arada amda hiçbir şeyin temami mahiyeti değil. Dolayısıyla mahvuva sorusunun cevabında gelmez. Ve sari eyyü şeyin ise innemâ yuttabu bihi el mümeyyizu. Eyyü şeyinle mümeyyiz kast istenir. Yani mesela eyyü şeyin el insan diye dediğinizde veya eyyü şeyin el hayvan örneğin dediğinizde bu eyyü şeyin sorusuydu. Onu temiz eden isteniyor. Mümeyyiz de biz dedik mümeyyiz-i zati fasıl, mümeyyiz-i aradı hasadır. Aradı an bunların hiçbirisinin altına girmediğine göre demek ki kısaca aradı an ne ma huva sorusunun cevabında gelir ne de eyyü şeyin huva sorusunun cevabında gelir. Ve la şekke kuşkusuz ennel aradel amma aradı an min haythu huva aradun amm. O aradı an olması yönüyle, haysiyetiyle la yasahhu li şeyin minhuma. Ne ma huwa sorusunun cevabında gelir. Çünkü ma huwa sorusu bir şeyin mahiyetini sorma sorusudur. Bunun cevabında gelmez. Eyyü şeyin sorusunun da cevabında gelmez. Çünkü eyyü şeyin sorusu mümeyyiz sorusudur. Yani onunla temiz etmek istiyorsunuz neyi sorarsanız. Onun bir mümeyyizini talep ediyorsunuz. Aradı amın böyle bir fonksiyonu da yoktur. Dolayısıyla aradı am hiçbir sorunun cevabında gelmez. Evet. Ve yursamu. Burada duralım arkadaşlar. Ve yursamul faslu. Burada durak yeridir yukarısı. Evet. Tamam. Epey geçti yani.